Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle ergonomik risk analizi yöntemlerinden biri olan REVA yöntemini Evet arkadaşlar, REVA hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Daha sonra da uygulamasına geçeceğiz. Hignett ve McEtamney tarafından geliştirilmiş duruş pozisyonlarını analiz eden ergonomik risk analizi yöntemidir REBA. Bu yöntem ile çalışanların çalışma esnasındaki duruş pozisyonları sabit olsun veya hareketli olsun REBA formu üzerinden puanlanarak analiz edilmektedir. REBA gözleme dayalı bir analiz yöntemidir. Tüm iş güvenliği uzmanlarımızın da sahada çalışanlara uygulayabileceği bir yöntemdir. REBA risk analizinin amacı çalışanın çalışma esnasında tüm vücut faaliyetlerini gözlemleyerek kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açabilen yanlış duruşları tespit etmektir. Tespit edilen yanlış duruşlar için ise çeşitli çözüm önerileri sunularak çalışanın kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına iyileştirici uygulamalar yapılmaktadır. Çalışma duruşlarının formda incelenmesi için elimizde veriler olması gerekmekte. Bu veriler çalışanın çalışma esnasında göstermiş olduğu tüm vücut hareketlerini kapsayan fotoğraf ve video kayıtları olması gerekiyor. REBA analizi tek bir fotoğrafla veya video ile değil, çalışanın tüm hareketlerini kapsayan, tüm açılardan çekilen görsel ve video kayıtları ile desteklenmelidir. Özellikle kayıt alanına alacağımız veriler çalışanlar için risk oluşturan, tekrarlı ve sürekli yapılan çalışma pozisyonları günlük olarak takibi yapılmaktadır. Bu yapacağımız çalışmada arkadaşlar, aşağıda görmüş olduğunuz çalışanları örnek alacağız. Evet, REBA formundan bahsettik yukarıda kısaca. Şimdi de yavaştan tabloları inceleyelim. REBA analizinde değerlendirme yapabilmemiz için REBA skoru elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. REBA skorunu ise genel olarak şöyle elde ediyoruz. İki tablo yer alıyor REBA formunda. Birincisi A grubu tablosu, ikincisi ise B grubu tablosu. Daha sonra da birleşimi C tablosu olacak. A grubu tablosunda gövde pozisyonları, boyun pozisyonları ve bacak pozisyonları yer alıyor. B grubunda ise üst kollar, alt kollar ve el bileklerinin pozisyonları yer alıyor. Daha sonra A tablosu skorunu puanlama yapılıyor. B tablosunda puanlama yapılıyor. A tablosuna kuvvet yük puanı ekleniyor. B tablosuna kavrama puanı ekleniyor ve A skoru ve B skoru elde ediliyor. Daha sonra C tablosunda çaprazlanarak C tablosundaki skora aktivite faaliyet puanı eklenerek REBA skoru elde ediliyor. Biliyorum biraz karışık oldu. Şimdi tek tek inceliyoruz. İlk olarak arkadaşlar biz A tablosundan başlayalım. Şuraya A tablosu diyelim. A tablosunda arkadaşlar yukarıda da bahsettiğimiz gibi gövde, boyun ve bacak pozisyonlarını inceleyeceğiz. İlk olarak baktığımızda gövde pozisyonları neler var? İşte açısal değerler. Vücut tam dik mi duruyor, açısal olarak mı duruyor vesaire gibi gördüğünüz üzere açısal kavramlar var. Burada işte dik duruyorsa biz 1 puan vereceğiz. Eğer 0 ile 20 derece fleksiyon ve ekstansiyon. Fleksiyon biraz kırılma diyelim. Ekstansiyon da biraz genişleme diyelim. Skora 2 puan. Yine dereceler değiştiği zaman puanlar ekliyoruz. Burada da skor değişimlerine etki eden bazı durumlar var. Eğer bükme ya da yana doğru dönme hareketi varsa skora artı bir ekle demiş. Burada arkadaşlar örneğin biz gövde puanına 2 puan belirledik. Boyun puanı var burada yine aynı durumlar. Buraya da 2 dedik. Ve bacağa da 2 puan dedik. Burada gövdeye 2 demiştik, boyuna 2 demiştik ve bacağa 2 demiştik. Biz bu puanları arkadaşlar tabloda çaprazlamamız gerekiyor. Gövde duruş puanına biz 2 puan dediysek, bacak puanına 2 puan dediysek ve boyun puanına da 2 puan dediysek biz bunları birleştirmemiz gerekiyor artık. Burada boyun puanına 2 dediğimiz için tam şurayı almamız lazım. Şurayı işaretlediğime bakmayın. Boyuna 2 dedik mesela. Biz bacakta da buna 2 puanı eşitlememiz gerekiyor. Gövde de bunu 2 puan demiştik. Biz bunları şimdi çaprazlayacağız.
Ve burada da 4 puan elde etmiş olacağız. Tablo A puanı 4 puan çıktı. Peki buna bir de kuvvet yük puanı gerekiyor. Mesela örneğin çalışan herhangi bir malzemeyle çalışıyorsa bu malzemenin kilo ağırlığı ne kadar? Örneğin 5 ila 10 kilo arasında olsun. Buna 1 diyelim. Ani veya hızla artan güç kullanımı gerektiğinde, yani bu çalıştığı malzemeyi hızlı bir şekilde veya ani bir şekilde çekiyor mu ya da itiyor mu gibi gözlemler yaptığımızda, buna da biz artı 1 diyelim. Toplamda 2 olsun burası da. Buraya 2 diyelim. A puanı da 6 puan çıktı. A puanımızı elde etmiş olduk. Bakın yukarıda da şurada A skoru dediğimiz A puanını 6 elde etmiş olduk. Şimdi B tablosuna gelelim şöyle. B tablosu. B tablosunda da hepsine birer puan verelim. İncelemeden. Burada da alt kola biz 1 puan vermiştik. El bileğinde hemen şuradaki duruma baktığımızda burası da 1. Üst kola da 1 demiştik. O zaman biz buradaki eşleştirmede 1 puan buraya yazdım. Yine burada da arkadaşlar kavrama puanı, kavrayış puanı eklememiz gerekiyor. Bir malzeme kolay bir şekilde kavranıyor mu, kavranabiliyor mu? Elle iyi kavrama veya orta vade güçle kavrama varsa işte iyi. Ancak bunun biraz daha kabul edilebilir seviyeye çıktığı zaman orta, yani mümkün olmasına rağmen elle kavrama kabul edilemez ise 2 zayıf olacak. Biz buna 2 diyelim. Zayıf olsun. Burada da 3 puan dedik. B puanına baktığımızda burası da 3 puan. Burada C tablosunda çaprazlama yapılıyor arkadaşlar. Hemen şurada gösterelim. C tablosunda biz A puanına 6 demiştik. B puanına da 3 puan en son elde etmiştik. Bunları çaprazladığımızda C tablosundaki skorumuza da biz 6 puan dedik. Burada da faaliyet ve aktivite puanı var. Nedir? Baktığımızda kişi bir ya da daha fazla vücut bölümü statikse, yani durağansa, örneğin 1 dakikadan daha uzun süre tutma demiş. Yani herhangi bir hareket yapmadan duruyorsa artı 1 ekle demiş. Biz buna artı 1 ekleyelim. Tekrarlanan kısa aralıklı eylemler varsa, yani tekrarlı bir hareket yapıyorsa, sürekli işte toplama hareketi yapıyorsa, sürekli vurma, sürekli itme, sürekli bir şeyi tutma hareketi yapıyorsa ve 4 kereden fazlaysa buna da artı 1 dedik. Eylem duruşta hızlı büyük değişikliklere neden oluyorsa ya da dengesiz duruş, engebeli zemin, toprak sahada çalışılıyorsa, işte çukur sahada çalışılıyorsa vesaire, duruşta ani hızlı değişimler oluyorsa buna da artı 1 ekle demiş. Biz hepsini artı 1 ekleyelim örnek olarak verdik. Burası da 3 puan oldu. İkisini topladığımızda Rebo skorumuz arkadaşlar 9 olmuş oldu. Burada risk seviyesi ve Rebo skorunu gördüğünüz üzere biz en son Rebo skorunu elde ettik. 9 bulduk. 9 bize neye tekabül ediyor? 8 ile 10 arasına risk seviyemiz yüksek çıktı ve önlemimiz kısa zaman içinde gerekli çıktı. Buna göre de biz kısa zaman içinde de biz önlem almamız gerekiyor. Buna göre işte belirli önlemler tavsiye edilerek bu işlem sonlandırılıyor. Bir uygulama yapalım hemen burada. Bu bir örnek tabi. Bu tek bir fotoğraf. Bizim yüzlerce fotoğrafımız ve yüzlerce de videomuz olması lazım ki analiz edebilelim. Yüzlerce videomuz olmasına rağmen olmasına gerek yok aslında. Ancak fotoğraflarımızın tüm açılardan, çalışan tüm açılardan değerlendirmemiz açısından olması gerekiyor. Baktığınız zaman arkadaşlar gövde pozisyonu şu şekilde dik olması gerekirken tamamen 90 derecede bir kırılma var. Burada 60 derecenin üstüne zaten çıkmış, biz buraya 4 puanı gövdede verdik. Tabi bu tamamen örnek yapıyorum şu an. Tamamen gördüğümü söylüyorum. Eğer bükme ya da yana doğru dönme hareketi de varsa skora artı bir ekle. Bükme dediği zaten şurada gördüğünüz üzere. Bakın şöyle şu şekilde bir bükülme var. O yüzden buraya da bir artı bir ekleyelim. Yani gövde puanımız bizim burada 5 oldu. Hatta şuraya işaretleyelim A puanını tablosunda 5 puan oldu. Boyuna baktığımızda boyunu burada net olarak görmüyoruz şapkalardan dolayı. Ancak biz buradaki boyuna bir skorunu verelim. Bükme ya da yana doğru dönmeye de bir diyelim. Burası da 2 olsun.
Bacak pozisyonlarına baktığımızda arkadaşlar şurada bir kırılma olduğunu görüyorum. Ağırlık iki bacak üstünde yürüme ya da oturma durumunda artı bir ver demiş. Ağırlık tek bacak üstünde dengesiz durumda. Şu an baktığımızda iki bacak üstünde duruyor. Şurayı eledik. Bir skorunu verdim burada. Eğer dizlerde 30 derece ve 60 derece arası fleksiyon varsa, yani kırma varsa, ki var. Burada biz artı bir daha ekleyelim. Burası da 2 puan oldu. Boyuna biz 2 demiştik. Şurayı işaretledim. Bacak da 2 puan oldu. Boyunda şuraya 2 dediysek şuraya da bir 2'yi yapıştırdım. Burası da bacak puanımız. Bunları çaprazladığımızda sonucumuz 7 oldu. Kuvvet yük puanına baktığımızda arkadaşlar kuvvet yük puanında çalışılan malzeme şurada makas olarak görüyorsunuz. Bu makasın 5 kilodan fazla olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burası 0 oldu. Ve ani ve hızlı artan güç kullanımı gerekiyor mu? Burada gerekmiyor. O yüzden cevabımız 0 oldu. A puanımız 7 puan çıktı. Üst kollara baktığımızda ve alt kola baktığımızda şöyle nasıl uzandığını görüyoruz burada. Aslında şu pozisyonda 20 derecelik bir pozisyonda ben görüyorum şu an uzanmayı. Tam net olarak göremiyoruz. Yandan da bakmamız lazım. Ancak 20 derece diyelim. 20 dereceye kadar olan ekstansiyon veya fleksiyon. Burada bir artı bir koyduk. Eğer kol dönmüş veya dışarı çekilmişse, burada dışarı bir çekilme var. Her iki kolda da dışarıya bir çekilme var. Buradan gördüğümüz kadarıyla buraya da artı bir ekledik. Burası üst kol için artı iki oldu. Alt kol için arkadaşlar şurada bir kırılma pozisyonu zaten şurada görüyorsunuz var. 60 derecelik bir kırılma var. Buraya da artı bir dedim şöyle. Bilek hareketlerine baktığımızda bilek hareketlerinde herhangi bir kırılma yok. Dümdüz iniyor sanırım. O yüzden buraya da biz 1 puan verdik. Bilek dönmüş durumdaysa demiş. Herhangi bir dönme de göremiyorum. Buraya da 1 dedik. Baktığımızda üst kol 2 puan, alt kolumuz 1 puan oldu. Bu 1 puandaki el bileği skorumuz 1 puan oldu. Çaprazladığımızda 1 oldu burası da. Kavrayış puanımıza baktığımızda kavramada herhangi bir problem yok. İyi. O yüzden burada B puanı 1 oldu. Evet, baktığımızda gövdenin kollara göre daha riskli yüksek değerde olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi A puanına 7, B puanına da 1 demiştik. Az önce uyguladığımız C tablosuna gelelim. Şöyle bunları silelim. A tablosunda biz 7 puan elde ettik. B tablosunda ise 1 puan elde ettik. O zaman bunları birleştirdiğimizde 7 puan olduğunu görüyoruz. Tablo C puanı 7 puan. Faaliyet aktivite puanına baktığımızda bir ya da daha fazla vücut puanımız statikse, örneğin 1 dakikadan daha uzun süre tutma varsa, baktığımız zaman belli bir süre sabit bir şekilde bu pozisyonda duruyorlar. O yüzden ben buna artı 1 diyorum. Tabii bunu takip etmemiz gerekiyor. Sadece gördüğümüzü ve yorumladığımızı söylüyoruz. Tekrarlanan kısa aralıklı eylemler varsa, evet, sürekli olarak bir burada kesme hareketi var ve kollar aşağıda, belki de sürekli olarak kalkıp eğiliyorlar. Ama şu an sadece gördüğümüz sürekli olarak bir kesme hareketi var. Burası da doğru. Artı bir ekledim. Eylem duruşta hızlı büyük değişikliklere neden oluyorsa ya da dengesiz duruş engebeli zemin. Baktığımız zaman arkadaşlar burasının toprak zemin olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle de öyle. Toprak zemini olduğu için engebeli. O yüzden ben buraya artı 1 dedim. Buraya da artı 3 eklediğimizde reba skorumuz 10 çıktı. 10 da tam şu aralığa denk geldi. Risk seviyesi yüksek. Kısa zaman içinde gerekli diyebiliriz. Peki burada nasıl önlemler uygulayabiliriz? İşte oturmaları için arkadaşlar, değil mi? Oturmalar için mesela buraya bir küçük bir şekilde şöyle tabure tarzında bir şeyler verebiliriz. Eğer bunlar tabureler, çiçeklere, buradaki ekilen şeylere zarar verebiliyorsa, o zaman zarar vermeyecek,
Çubukları uzun, yine oturmaya yarayabilen oturma şeklinde ayarlayabiliriz. Şu an aklıma gelen bu oldu. Onun dışında gövde pozisyonunda özellikle oldukça yüksek skor çıktı. Bunu önlemek için biz neye çekmemiz lazım? Düşük seviyelere çekmemiz lazım. İhmal edilebilir seviyeye çekmemiz lazım. Şuralarda rebound skorunun kalması lazım. 2 veya 3'e. Yani bunu da engelleyebilmek için oturma pozisyonu oldukça uygun gibi gözüküyor. Oturma pozisyonunu yaptığımızda o zaman biz şu yukarıda gördüğünüz şurada gösterelim. Şuradaki 90 derecelik açıyı tamamen yok etmiş olacağız. Yani buradaki 4 puan direkt dik duruş veya ne olacak? 20 derece 2 puana düşecek. Burada zaten 2 puanı biz elemiş olacağız. Eledikten sonra ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Herhangi bir bükülme veya dönme de olmadığı için, hatta 2 puana düşürdüğümüzde, şunu da elediğimizde burası 2 puana düşmüş oldu. Bakın 2 puan oldu gövde puanı. Gövde puanı 2 puan olduğu zaman biz iki bacak üstünde de olmayacak. Yine biz buraya artı 1 ekleyeceğiz. Herhangi bir kırma olacak mı? Dizlerin üstünde değil de oturma pozisyonunda olduğu için herhangi bir kırma söz konusu olabilir. Bu yine 2'de kalabilir. Bu sefer de boyun artabilir. Dik oturma pozisyonunda biraz daha eğimli olursa 2 puana çıkabilir. Herhangi bir bükme söz konusu olabilir mi? Olabilir. Buraya da baktığımızda aslında 7 değil de buradaki skoru 4'e kadar çekebileceğimizi düşünüyorum. Yani direkt 3 puan indi. Burası 4 puan olduğunu düşünürsek mesela C puanında biz bunları yerleştirdiğimizde biz buraya eklemiş miydik? Bir bakalım. Kuvvet yük puanında herhangi bir sıkıntı yoktu. O zaman 4 puan direkt yazdığımızda bakalım ne duruma düştü. 4 ve 1 direkt 3'e düştü. Bakın gördüğünüz gibi 3'e düştü. Burada da direkt düşük seviyeye geldi. Biz bunların hepsini eklemiştik az önce. 3 puan eklemi. 3 puan bile eklesek 6'ya geliyor. Yani orta seviye en azından düşürmüş oluyoruz seviyeye. Bunun gibi önlemleri daha çok da arttırabiliriz. Arttırdıkça da gelişmeler olacaktır. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.